Emekli maaşları düşecek. O tarihe kadar dilekçesini veren etkilenmeyecek. Emekli olacaklar için beklenen müjde yerine kötü bir haber geldi. Emekli aylıklarında yaşanacak büyük farkı gidermeye yönelik çalışmalar sonuçsuz kaldı. Emekli maaşları arasındaki %33'lük farkı gidermeye amaçlayan düzenleme çalışması sonuçsuz kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olumsuz yaklaşımı nedeniyle düzenleme gündemden düştü. Bu gelişme, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında önemli bir maaş farkı oluşmasına neden olacak. Bakanlıklar arası anlaşmazlık. Ağustos ayında Çalışma ve Maliye Bakanlıkları tarafından başlatılan çalışmalar, beklenilen sonucu vermedi. Yaklaşık 300 bin kişiyi etkileyecek bu durumdan, özellikle 140 bin kamu işçisinin etkilenmesi bekleniyor. Emekli maaşı 12.500 liranın altında olan vatandaşlar, bu değişiklikten etkilenmeyecek olsa da, yüksek maaş alacak emekliler için durum farklı. Emeklilik dilekçesi için kritik tarihler. Maaş düşüşünden etkilenmek istemeyen çalışanlar için, dilekçe verme tarihleri büyük önem taşıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu çalışanların 2024 yılı avantajından yararlanabilmeleri için, en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar dilekçelerini vermeleri gerekiyor. Kamu çalışanları için ise, durum maaş ödeme tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Maaşını ayın 1'inde alan kamu çalışanları için, son tarih 31 Aralık 2024 iken, maaşını ayın 15'inde alanlar için bu süre 14 Ocak 2025'e kadar uzuyor. Önemli bir detay olarak, emekli sandığına tabi kamu çalışanları bu düşüşten etkilenmeyecek. Ancak 2025 ve sonrasında emekliliğe hak kazananların E-Devlet üzerinden görüntüledikleri emekli maaşları, Ocak ayından itibaren düşüş gösterecek.